Çanakkale'ye gelen işgal gemilerindeki gözcüler, siperlerimizden kendilerine dönük 2000'e yakın top namlusu sayarlar. Oysa bunların yarısından fazlası top görünümü verdiğimiz soba borularıdır. Hedef şaşırtmak için siperlerimize koyduğumuz yalancı topların arasında her biri vatan sevgisiyle dolu, işgal güçlerini geçirmemekte kararlı gerçek yürekler vardır. Hastane çadırlarında tüm hazırlıklar tamamlanmış, gerekli olan tüm ameliyat gereçleri yan yana dizilmiş, pek yakında cepheden taşınacak yaralılar beklenmektedir. Öyle ya, savaş sadece siperlerde yaşanmayacaktır Çanakkale'de. Yaralı askerlerimizin hayatını kurtarmak için doktorlarımızın, hemşirelerimizin vereceği savaş da ilk top sesiyle birlikte başlamak üzeredir. Ve 18 Mart sabahı. Birbiri ardına duyulan top sesleriyle doktorlarımızın gözleri yaralıları karşılamak için cepheden gelen yola çevrilir. Çok geçmeden ilk yaralıyı taşıyan sedyeciler görünür. Acılar içinde kıvranan askere ağrı kesici yapılarak yaraları dikilmeye başlandığında anlaşılır ki askerlerimizin üstüne yağan mermi yağmuru gibi hastane çadırlarına da hiç durmaksızın yaralılar taşınmakta. Rus harbini, Balkan harbini yaşamıştık. Ama böylesine yoğun yaralının olduğu bir savaşla ilk kez karşı karşıyaydık. Sanayi devrimiyle daha da korkunç hale gelen silahların en güçlüleri hem de birleşerek üstümüze ölüm yağdırıyordu. Çanakkale Savaşı'nda siperlerin gerisinde en çok ihtiyaç duyduğumuz ağrı kesici morfin. Doktorlar cepheden taşınan onca yaralıya yetecek ağrı kesiciyi bulmakta zorlanıyorlardı. Ellerindeki ağrı kesicilerin tüm yaralı askerlerimize yetemeyeceği kanaatine vardıklarında ameliyat edilirse yaşama şansı yüksek olan yaralıya ağrı kesici yapma kararını alırlar. Ameliyathane olarak kullanılan çadırın önüne bir masa konulmuş, cepheden gelen her yaralı önce bu masaya yatırılmakta ve doktor tarafından ameliyata alınıp alınmayacağına, yani morfin yapılıp yapılmayacağına karar verilmektedir. Yaralı bir asker yatırılır. Sedecilerin sırada beklediği doktorun masasına. Askerin ağır yaralarına bakan doktordan bunu kaldırın sözü duyulur. Kim bilir o doktor bu sözü kaç kez söylemiştir çaresizlik içinde. Doktor duygusal bir karar vermemek için yaralıların yüzüne bakmamakta, iyileşme şansı yüksek olan askere ağrı kesici yaptığında ise şırıngayı tekrar doldurarak masaya konan yaralı askerlerin acı dolu sesleri arasında görevine devam etmektedir. Bunu kaldırın. Bunu kaldırın. Bana morfini verin. Bunu kaldırın. O an yaralı askerden inilti halinde bir ses işitilir. Baba. Herkesin gözü doktora çevrilir. Acılar içinde kıvranan asker öz oğludur doktor. Baba. Oğluyla göz göze gelen doktor, sedecilere dönerek şunu söyler. Bu benim oğlum. Lütfen gölge bir yere kaldırın. Doktorun önünde yaralı yatan askerin oğlu olduğunu öğrendiğinde istediği tek ayrıcalık gölge bir yer. Sadece gölge bir yerdir. Bu topraklar hakkı olmadığı için bir tek ağrı kesiciyi bile oğluna vermeyen, o güzel, cesur, kararlı insanlar tarafından vatan yapılmıştır. Çanakkale şehitlerimizin ve gazilerimizin anısına sonsuz saygıyla.